Merhaba Nefes Yenilir Aile. Bu videoyu Nefes Yenilir bize neler kattı, hayatımıza neleri değiştirdi ve dönüştürdü? Ödev videosunu açıyorum ve yayınlanmasına izin veriyorum. Nefes Yenilir Akademi'nin bana kazandırdıklarını emin olun saatlerce anlatabilirim. Abartmıyorum, gerçekten saatlerce anlatabilirim. Hayatınıza adeta sihirli bir değnek değiyor. Ben bugün başka bir bakış açısıyla aslında Nefes Yenilir'in bana neler kazandırdığını anlatmak istedim. Yani aslında madalyonun diğer tarafından da bakmayı tercih ettim. Nefes Yenilir Akademi'nin bana kazandırdıklarına başka bir bakış açısıyla bakarak belki de bir fener ışığı gibi bu eğitime katılmak isteyen birine yol göstermiş olurum diye düşündüm. 10 tane madde de sınırlandırmaya çalıştım. Aslında maddelerim daha fazla ama bakın Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım hayatımda neler olurdu? Ben bu pencereden bakmak istedim. Birinci maddeyle başlayacak olursam hayatta kendi tekamül yolculuğum yarım kalırdı. Kendimi gerçekleştiremeden ve neden bu dünyaya geldim sorusunun cevabını bulmadan, yani aslında kendimin de farkında olmadan yaşayıp giderdim. Nefes 21 eğitime katılmasaydım, hayatımı asla dengeye alamaz, hep uçlarda yaşar. Bundan önceki hayatımda çoğunlukla olduğum bu halinde olur. Yani o duygudan diğer duyguya savrulur, yaşar giderdim. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım, affedemediğim kişiler ve olayları yük gibi hem beynimde hem sırtımda bir ömür boyu taşımaya devam ederdim. Yüklerimden arınmadığım için, insanları ve olayları affedemediğim için de kendime sonsuza kadar geç kalırdım. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım eğer, nefes tekniklerinden, nefese odaklanmanın ve bilinçli nefes alıp vermenin aslında nasıl bir ayrıcalık olduğundan bir haber yaşayıp gidecektim. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım, hayır kelimesini yer yerinde kullanamazdım. İnsanlar beni sürekli kırmaya devam ederdi. Ve ben kırılmaya devam ederek hayatıma devam etmiş olurdum. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım, olaylar ve insanları kınamaya, yargılamaya, yorumlamaya devam edecek, insanların alanlarına müdahale edecektim. İnsanların yaşadıkları imtihanları bilinçsizce kendi hayatıma çekip insanların imtihanlarına ben de müdahil olmuş olacaktım. Eğer Nefes 21 eğitimlerine katılmasaydım, hangi duygularımın eksik olduğunu bilmeyecek, çocukluktan itibaren getirdiğim ve yaşadığım travmalar ne olduğunu farkına varamayacak. Farkına varamadığım için de tekrar olaylara düşecek, olayların tekrar tekrar yaşayacak ve bu travmaların şifalanmasına sağlayamayacaktım. Nefes 21 Akademi olmasaydı olayların hep olumsuz yönüne odaklanmaya devam edecektim. Ben Nefes 21 Akademi ile aslında olayların olumlu yanına odaklanmayı, olumlu olanı hayatıma çoğaltmayı, olumlu olanı hayatıma çekmeyi öğrendim. Nefes 21 Akademi olmasaydı hep olayların olumsuz tarafını görmeye devam edecektim. Bu da aslında beni bir kısır döngüye hapsetmiş olacaktı. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım, hayatımızın tamamının bir niyetten ibaret olduğunu, niyetin hayatımda ne kadar önemli olduğunu, niyet etmenin gücünü, niyet etmenin enerjisini, niyet etmenin dinginliğinin, sakinliğinin farkına varamayacaktım. Niyet etmenin insan hayatına getirdiği tevekkülü hiçbir zaman için fark etmemiş olacaktım. Belki de bunlar hiç hayatım boyunca yaşamadan hayatıma devam etmiş olacaktım. Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım eğer, öze özgü olana odaklanmayacak, hayatımdaki gereksiz kişilere, olaylara odaklanarak enerjimi, zamanımı gereksiz kişi ve olaylarla tüketmiş olacaktım.
Hayallerimi gerçekleştirmem için yeterli olan enerjiyi, gereksinleri harcadığım için de yerimden sayarak hayatıma devam etmiş olacaktım. Ve Nefes 21 Akademi'ye katılmasaydım, kendimi ertelemeye devam edecektim. Kendime o kadar çok erteledim ki aslında. Kendim için hayatım boyunca emin olun yaptığım en güzel şey Nefes 21 Akademi'ye katılmaktı. Kendime tüm hayatım boyunca verdiğim en muhteşem armağan Nefes 21 Akademi'ye katılmaktı. Eğitimler rüya gibi geçiyor. Bir rüyada olduğunu zannediyorsunuz. Ve eğitimler bittikten sonra aslında rüyadan gerçekten uyanıyorsunuz. Öğretmen seçimleriyle, hoca seçimleriyle, koçlarıyla, mentorlarıyla gerçekten her biri nokta atışı yapılmış muhteşem bir eğitim. Bir insanın bu dünyada ben iddia ediyorum kendine vereceği en muhteşem hediye Nefes 21 Akademi'nin eğitimlerine katılmak. Dünyaya yeniden doğuyorsunuz biliyor musunuz? Ben öyle hissettim eğitimden sonra. Ya Rabbi dedim sana şükürler olsun. Ben dünyaya yeniden geldim. Yeniden kendim buldum. Yeniden kendimi keşfettim. Yeniden ben oldum. Ve ben çok mutlu olduğum için şükürler olsun aylardır. Emin olun çevrem, ailem, çevremdeki insanlar, iş arkadaşlarım hepsi bu mutluluğumu fark etti. Hepsi söylüyorlar sana ne oldu diye. Söylemiyorum tabii bana ne olduğunu söylemem diyorum. Hiçbiri bir dille cevap veriyorum ama bu yaşa kadar yaşadığım en mutlu olduğum günleri yaşadım. Buna kalıbım basarım. Ve lütfen kendinizi ertelemeden gelin bu eğitimlere katılın. Mutlu olmanın yolu Nefes 21 eğitime katılmak. Ben Nefes 21 Akademi'yi şöyle tanımlıyorum aslında. İnsan ruhunun tamir atölyesi gibi. Yani ben eğitime katıldıktan sonra fark ettim ki evet sevgili Bülent Hocam ve ekibi benim ruhumu tamir etti. Ruhumdaki yaraları kapattı. Ruhumdaki yaralara yara bandı yapıştırdı, şifalandırdı. Başta Bülent Hocam olmak üzere. Önce onu yetiştiren Emin annemin. Ellerinden öpüyorum saygıyla. Daha sonra Bülent Hocam, Saadettin Hocam, Ferhat Hocam, tüm eğitimini aldığımız hocalarım, Nurhan Hocam, Muhammed Hocam, Furkan Hocam, onlardan da eğitimi almıştık. Zühre Hocam ve ismini unutursam, affına sığındım tüm hocalarıma tekrar, kendi adıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yolculuğumuz burada bitmedi. Yolculuğumuz devam ediyor. Minik bir virgül koyduk. İnşallah hayatın sonuna kadar da Nefes 21 ailenin bir üyesi, bir elemanı, bir koçu, bir mentörü ne olursa ne olabilirsem Bülent Hocam'la bu yolda, bu farkındalık yolda yürümeyi niyet ediyorum. Şimdiden niyetimi koyuyorum. Nefes 21 ailesi, ben hepinizi gerçekten çok seviyorum.